Kıymetli arkadaşlar, yine bir sitavi dersindeyiz. Sitavi programını inşallah bu derste bitirmeye çalışacağım. Şimdi programın özelliklerini mesela vermemiz mümkün değil. Yani kişi kullanıcı bunu kullana kullana kurcalaya kurcalaya kendisi de öğrenecek ama ben şahsım olarak mesela genel programın temel özelliklerini verdiğime inanıyorum. Yani şu ana kadar 26 tane ders çektik. Bununla yani 26. videomuz. Bununla ilgili mesela fazla konuşma yapmadan programın tekrar diğer özelliklerine değinmeye çalışayım. Yani kişi hiçbir şekilde mesela programdan korkmasın. Programı güzel geniş bir ekranda kullanmaya çalışsın. Program her şeyiyle mesela bize hizmet için meydana getirilmiş. Bu programda hem kategorimi görebiliyorum, hem fişlememi görebiliyorum. Yani literatür taraması sonucu elde ettiğim kaynaklarımın künyelerini burada görebiliyorum. Burada künye ile ilgili ayrıntılı bilgileri görebiliyorum. Hemen bir bakışta bakın, dikkatinizi çeken bir bakışta. Yine aynı şekilde bakın mesela elde ettiğim kaynağı dijitalize ettim. Dijitalize ettikten sonra programa intikal ettirdim. Programı ne yaptım? Yani künyeyi görürken aynı zamanda programın dijital versiyonu da görüyorum. Özür dilerim. Kaynağın dijital versiyonunu da görüyorum. Yani her şey karşımda. PDF'si karşımda, resmi karşımda, künye karşımda, hangi kategoride olduğunu ya da hangi kategoriye atılması gerektiğini görebiliyorum ben buradan. Diğer taraftan mesela eğer de okuyorsam, yani programı etkin bir şekilde kullanıyorsam, buradaki PDF'leri düzgün bir şekilde okuyorsam ve notlar da alıyorsam, hemen tek tıkla da notlar da karşımda. Bakın mesela. Yani notlar da karşımda ve notlar da aynı şekilde kategorize edilebilir bir şekilde. Zaten mesela yani şu kategoriyi çıkartabiliyorsam, ondan sonra notlarımı elde edip bunları kategoriye yükleyebiliyorsam artık benim mesela pek fazla bir işim kalmıyor. Çünkü başlıkları teker teker yazdıracağım. Zaten programda ben notları alırken mesela dikkat edin. Program otomatikman bakın burada ne yapıyor? Sayfa numarasını alıyor. Ondan sonra da zaten ben künyeye bilgisini girmişim güzel bir şekilde. Yazdırdığım zaman program bunu yazdırıyor. Dipnotunu veriyor kaçıncı sırada olduğunu. Ondan sonra gidip mesela künyesini sayfanın altına yazıyor. Ondan sonra da tam künyesini gidiyor mesela aynı şekilde kaynakça bölgesine yazıyor. Yani Word'da bana sadece montaj gibi ufak düzeltmeler yapmak kalıyor arkadaşlar. Bunları düzenliyorum. Dikkat edin. Yani görüyorsunuz bakın mesela hiç klasörler üzerinde gezmiyorum. Hiç mesela diğer akademisyenlerin yani kötüleme gibi olmasın. Mesela işte klasör her tarafta klasör her tarafta klasör şekilde mesela o şekilde çalışmıyorum. Yedek konusu nasıl arkadaşlar? Yedek konusu da çok basit bir şekilde. Yani istersen buradan mesela programın bakın create backup dediği zaman hemen de backup copy was created successfully hemen meydana getirildi. Ya da bakın mesela bu nereye kaydediyor mesela? Save a copy of this project yani bunu kopyala. Nereye kopyala? Buradan mesela kopyala dediğim zaman isim de verebilirim. Ondan sonra da mesela bakın şurada another location var. Orada mesela yeni bir alan seçerim. Ya da flash'a koyarım. Flash'a yüklerim arkadaşlar. Evet, flash'a yüklerim. Oradan mesela giderim. Yani oradan mesela yüklememi yapabilirim. Flash'a yükledikten sonra flash'ı alıp götürüp herhangi bir bilgisayara takarım. Ama öncesi tabi programını kurarım. Kurduktan sonra da ana proje olarak buradan mesela bakın open project'te giderim. Choose project. Giderim flash'a. Flash'tan mesela örnek vermek gerekirse burada bakın mesela arşiv tıkladıktan sonra bu şuraya tıklamam lazım. Bakın projeyi bu şekilde açıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Evet. Yani flash'ımda da açıp çalıştırabilirim. Bu da bana mesela özgürlük verecektir. Hızlı bir şekilde devam ediyorum tekrar. Bakın mesela burada üst menüler vardır. Şimdi bize en büyük sorunlardan bir tanesi arkadaşlar mesela hocam yani ben şu üniversite şöyle bir stil istiyor. Bu üniversite böyle bir stil istiyor. Yani bunun sonu gelmez. Bunun mesela bir şeyi yok. Artık üniversiteler mesela kendilerini revize edip yani eğer tez kılavuzlarına muhakkak mesela bu programların kabul ettiği şablonları hazırlamaları lazım ki öğrenciler mesela sıkıntıya girmesin. Ama öbür takdirde mesela buradaki stilleri değiştirmek ondan sonra da mesela bakın edit citation style burada var aslında stil düzenleme var ama yani bu biraz profesyonellik istiyor. Kodları bilmelik lazım. Mesela şu İngilizce hakim olmak lazım. Bir de yani stili değiştirdiğin zaman stil her şeye etki ediyor mesela. Nasıl? Yani kitabın stili de yani kitabın stili farklı, makalenin stili farklı. Ondan sonra işte editörlü kitabın stili farklı. Ondan sonra daha değişik mesela kaynaklar kullanıyorsanız onların da stillerini muhakkak hepsini teker teker oturup değiştirmek lazım. O nedenle yani pek fazla bu şeylere girmeden bunlar daha ileri adım mesela yani teknikler.
Oralara girmeden yani ben bu programı düzgün bir şekilde kullanabiliyor muyum? Yani künye ekleyebiliyor muyum? Kategorize edebiliyor muyum? Künyeye mesela elde ettiğim dijitalini mesela programa ekleyebiliyor muyum? Onu kategorize edebiliyor muyum? Yani kaynağı okurken notlar alabiliyor muyum? Bu notları mesela sıralamasını yapabiliyor muyum? Yani bunu ondan sonra Word bölgesine gelip bu bölgeye gelip burada mesela sitavi Word'dan buluşturabiliyor muyum? Ondan sonra burada Paint denen sitavi eklentisini açıp mesela buradaki kısımları kullanabiliyor muyum? Yani bunları düşünmek lazım. Ben bunlarla ilgili dersler hazırladığıma inanıyorum. Tekrar mesela soru olursa YouTube'da mesela yorum bölümüne mesela sorularınızı sorabilirsiniz. Oradaki sorular direkt bana geliyor zaten. Mesaj geliyor hemen. Ben de tekrar mesela müsait olduğum sürece size mesela yine yeni videolar hazırlamaya çalışacağım. Yani bu sefer artık mesela beni siz yönlendireceksiniz. Yani ben bildiklerimi anlattım ama bundan sonraki yani programın daha iyi anlatılması size bağlı. Burada mesela bazı şeyler var. Özellikle mesela liste gelelim. İşte bu anahtar kelimeler listesi, kategoriler listesi, grup listesi. Ondan sonra eğer mesela yazarlar listesi. Ondan sonra eklediğimiz mesela yayınların ait oldukları mesela süreli yayınlar listesi. Ondan sonra yayıncılar listesi, kütüphaneler listesi, seriler listesi. Mesela publisher tıkladığımızda mesela bakın mesela bunlar kaç tane yayıncının mesela kitabı bizim bilgisayarımızda var. Yani hepsini teker teker görüyoruz. Yani müthiş bir gruplama arkadaşlar. Gerçekten çok müthiş bir gruplama. O yüzden çok güzel bir şey. Mesela şu anahtar kelimeden mesela hepsini bul getir. Aralat nerede geçiyor? Mesela örnek. Sadece bir tane de geçiyor. Bakın mesela kaç tane anahtar kelime üretmişiz. Bu da bir ayrı bir sınırlama, şey sınıflama. Yine aynı şekilde mesela kategoriler neler? Hemen şurada kategorileri görebiliyorum. Yani burada bakın tüm aç, tümünü kapat. Hepsini yapabiliyoruz. Bunları biraz siz kurcalayacaksınız. Yine en önemli şeylerden bir tanesi bakın bu programın dilidir arkadaşlar. Evet. Bu da spelling'tir. Spelling nedir? Spelling check. Burada mesela bakın Türkçe yok dikkat ederseniz. Evet. Yani programın mesela yazı yazarken şu kısma yazı yazarken mesela Türkçe kelimeleri işte gramer olarak ya da heceleme olarak dedekte eden sistem yani sözlüktür. Burada tabii sözlüğü ekleyebiliriz arkadaşlar. Tabii burada şeyine gitmemiz lazım. Var mı yok mu onu da tam bilemiyoruz. Bence yok. En son baktığımda yoktu. Yapmamıştılar. Belki de yaparlar. Evet arkadaşlar. Buradan onu ekliyoruz. Ondan sonra seçiyoruz. Buradan onu seçiyoruz. Sonra sözlüğü seçiyoruz. Başka bir şey yok. Ondan sonra program Türkçe oluyor. Sıkıntı yok yani. Ama İngilizce öğrenin bence. Çünkü devamlı mesela kuracaksınız. Yine o sözlüğü indir falan filan. Burada site bölümü var. Bu da mesela hiç orada gitmeden mesela yani şurayı kullanmadan, şu bölümü kullanmadan yani kendim yeni bir sayfa açtım. Hemen mesela evet şuraya gelelim bakın. Insert Word'a gönder. Gönderdi mi? Gönderdi. Bakın mesela ben yeni bir Word açayım ki iki tane Word olduğu için kafa karışıyor. Evet, şu anda bir Word var. Mesela işte Word'a gönder. Mesela bakın şurayı seçtim. Site dedim. Word'a gönder. Gönderdi hemen bak. Yalnız dikkat etmek lazım mesela. Atıfı veriyor mu, vermiyor mu? Bir daha gönderelim mesela. Evet mesela şöyle seçtikten sonra burada insert word as footnote. Footnote olarak gönder. Bakalım nasıl bir şey yaptı. Böyle gönderdi. Yani düzgün şey girmemiz lazım. Burada düzgün oluşturmamız lazım. Notlar bölümündeyiz şu anda. Buraları kurcalarsanız göreceksiniz. Bakın neler neler çıkacak daha. Ama programın mesela genel itibariyle her şeyini anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yani şu kısımla ilgili bir ders yapmak lazım aslında. Orayı mesela biraz anlatmam lazım. Evet. Zaten sen vaktimiz var mı? Bir daha bakalım. Insert Word. Yani burada güzel bir quotation seçelim. Notlar bölümünden. Yani 118 tane not var. Bakın mesela şunları görüyorsunuz. Bunlar mesela tespitlerim. Ama mesela bak bu yeşillerim mesela neden yeşillerim? Uzun not almışım. Bakın mesela bunu gönder dediğin zaman bakın burada da var. Aynısı clip to word. Mesela word'a gönder. Word'a dipnot olarak gönder. Hem dipnot hem kopyala yapıştır yap. Hem git yani gönder. Burada da mesela bazen İngilizce oluyor işte hangi sayfa aralığı yani ayrıntılı bilgi istiyor benden. Mesela ben gönder dediğim zaman bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bakın. Ama genelde biz neyi kullanacağız? Paint'i kullanacağız burada. Evet. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde de
programın ayrıntılarına değinmeye çalıştık. Diğer özelliklerine değinmeye çalıştık. Bir sonraki derste tekrar görüşelim. Bitmedi ama.